You know what you remind me of? What? That song. Amsterdam'a geldik. Ne yapıyorsunuz falan diyormuş. Baş ağrısından geberdik. Evet, ben uçakta açlıktan ağladım. Cansu uçakta açlıktan ağladı. Açlıktan ağlamam ben hiçbir zaman. Başımın ağrısından ağrıdı. Başımın ağrısından ağrıdı. Doktor var mı? Prenses olduğu için biraz. Dikkat ediyor cilt bakımına. Niye buradan ağladım? Evet, geldik. Şimdi otelimize gidiyoruz. Hava buz gibi. Buz gibi ve bir ağzım saat. Ağzım sürekli şey diyor. Hava o kadar soğuk değil mi? Kendimi hava unutuyorum. Hava soğuk. Çünkü bayağı soğuk. Soğuk olmamasını hava istiyorum. Hava çok soğuk. Kapkara. Bereksiz başınız ağrır. Öyle bir hava. Ne yapıyorsun? Evet, şöyle. Ben var ya, hiç vlogger olmazmış ya. Aa, aşk olsun. Bak, şey diyorum sürekli. Şöyle şunu da gösterelim. Bak evlere şöyle. Buraya gerçekten öylesine geldik. Özledik çünkü bir yere gitmeyi. Ve Hazım Bey'in boşluğu yok. Ve en yakın arkadaşı Burakcan. Ne yapıyorsun? Tiner diye. Bir hafta sonu görelim onu. Hafta sonu işte. Ne güzel. De geldik. Murat'la Mali'de kudursun orada. Kudurum kudurum. Var ya, sürekli Murat bundan beri beni haraslıyor, şey yazıyor. Hayır, niye durup dururken gittin ki? Bu videoyu izliyorsan beni rahat bırak. Şimdi senden birkaç tane fotoğraf istiyor Amsterdam'a gelince. Daha önce geldim Amsterdam'a ama sanki öyle onları patlamış gibi böyle. İşte bir kanalın yanında böyle bisikletler, çiçekler falan. Ayakta mısın? Tabii ayaktayım. Çizgili, boyalı. Aha, boyalı. Evet, güzel bir sokakta. Arka planlı sokak olacak. Ben de işte ışığa dayanacağım falan. Bunları tabii ki de anlatıyorum böyle ama normalde hiç meraklısı değilimdir yani. İçimden geldi ama. Evet, içimden geldi. Yapacak mısın? Yapacağım. Ay, yapraklar ne kadar güzel dökülmüş. Hayatımda gördüğüm en güzel otel, en güzel odayı size göstermek istiyorum şimdi. Kaldım en iyi yer olacak burası. Çok iyi. İlk önce şunu göstermek istiyorum, manzarayı. İnanılmaz. Yalancıktan tekrardan odaya giriyormuş gibi yapacağım. Birazcık komplike yollardan geçiliyor ama girdiğimizde bizi küçük bir merdiven karşılıyor. İnanılmaz. Hazım ne oldu? Fotoğrafa mı düştün? Ya müthiş yani. Bayıldım buraya. Ortada böyle bir küvet var. Böyle bir duş var. Banyoda böyle. İnanılmaz iyi. Ve en iyi tarafı da lolabo olması. Yeah. Ay, küçük balkon. İnanmıyorum. Tek balkon bu buradaki. Evet. Bayıldım. Müthiş. Bakın otelin adı burada. Pulitzer. Hazım Bey başımda volta atıyor. Aç çünkü. Tamam, gidiyoruz. Ben bu arada makyaj yaptım. Odaya bir kahve koymuşlar arkadaşlar. Ben böyle lezzet görmedim. Stoker diye bir şey ve ben bunu arayıp alacağım. Bayağı yerleştim gördüğünüz gibi. Ürünlerime bakmak ister misiniz? Le Labo Fan Club demiştim ben size. Buradaki boya kalemlerini ben getirmedim. Fazla ürün getirmedim. Gördüğünüz gibi bayağı boş makyaj çantam. Ama size özellikle bahsetmek istediğim ürün Dove'un Roll-On'u. Deodorantını zaten çok severek kullandığımı mutlaka görmüşsünüzdür. Benim genelde elimin Dove'a gitmesinin sebebi koltuk altıma bakım yapması. 48 saate kadar terden gerçekten hiç eser olmaması, mis kokması ve içindeki 1/4 oranındaki nemlendirici krem. Bu onu diğerlerinden ayıran bir özellik gerçekten ve inanılmaz nemlendiriyor. Koltuk altıma bakım yapıyor. Ve tahrişe de iyi geldiğini demiştim zaten daha önce. Tahrişe de iyi geldiğini ben görüyorum, gözlemliyorum, duyuyorum bunu. Yani bu böyle bir probleminiz varsa da
Mesela bunu deneyebilirsiniz. İyi geleceğini düşünüyorum. Yine bunu yanımda getirdim. Bakalım başka neler getirdim. Böyle bir ürün çıktı yeni. Maybelline'in Lash Sensational'ın kirpik serumu. Kirpiklerinizi besleyen, uzatan bir bakım. Ben de çıkar çıkmaz hemen denedim tabii ki. Şu anda deneyimliyorum. Bakalım nasıl. Her gece kullanmaya başladım. Yani bir iki gece oldu zaten. Dior'un far paletini getirdim. Şöyle Nars'ın bir alanı getirdim. Isadora diye. The Balm'ın bronzerını getirdim. Taş olmuş artık üstü. Aydınlatıcı olarak da böyle bir aydınlatıcı getirdim. L'Oreal'in. Bunu da çok seviyorum. Glow Monomore. Bir de şöyle bir şey getirdim. For Lila yazıyor ya. Şaka mı bu? Parfümün üzerinde For Lila yazıyor da ondan bahsediyor. O var böyle afrodizyak. Zaten şu an etkiledim. Belli değil mi? Artık açlıktan şuraya bayılmadan evvel size seyahat çantamı da gösterdiğime göre gidelim. Muhterem dostumu da yanıma aldım. Hava biraz karardı tabii, bugün bunu almayalım. Yeni yeni fotoğraflar gelecek. Takip etmeyenler film is not nokta dead hesabımı takip ederse çok sevinirim. Bana karışmayın ama, olur mu? Çünkü bana şöyle karışıyorlar. Bunu niye böyle çektin ki, sanat yapmaya çalışıyorsun, olmuyor. Yani sanat yapmaya çalışmıyorum. Ne istersem onu çekmeye çalışıyorum. Gözüme ne güzel görünürse, çok büyütmeyin olayları. Ben sanatçı değilim sonuçta. Hadi görüşürüz. Vallahi bak, su sıktın muhabbete ha. Öptü. Ya sen bunları nereden buldun ya? Can sakın. İstediğini her zaman alır. Başaramadın ağzım. Tamam. Sana hiçbir şey olmaz. Ya gitmiş olmayan patatesleri çıkartmışsın. Yoktu. Ağzıya pişirttirdim. Hani yoktu? 5 dakikada. Ha. Vloggerınız vlog kamerasını odada unutmuş. Bravo. Alkışlayamadığım için tek elim dolu olduğundan. Kendim böyle alkışlayayım. Hazma alkış yap bakayım. Ayaklarıyla yapıyor şu anda. Çay demliyordum ve etkilendiğim bazı şeyler oldu. Onları size göstermek istiyorum. Cam kutuyu işte. Kutu bu yani. Çok beğendim. İçinde şekerler, çaylar var. Tam hipster oteli. Ben bunu içmek istiyorum. Buradan böyle vidalamışlar. Siz bunu böyle açıyorsunuz. Ben tabii yapamadım. Bunu bardağınıza koyuyorsunuz. Burada kettle'ım da var. Kettle'ım da böyle ibrik gibi. İbrik denir buna. Biliyor muydun? Ya çok seviyorsun bir şeylerle oyalanmayı, biliyor musun? Ne var bunda? Ya seni bıraksam var ya, 5 gün oynarsın onlarla. Ne kadar güzel oldu. İyi ki de yaptım çayımı. İstiyor musun? Sunumun tepsisi. Çay istiyor musun? Son sorum. İstiyorum. Bak istiyor işte. Nankinli bardakta. Hazım yarısında kahve var o bardağın. Dök ya. Aşık değil misin? Dök. Bir keresinde Hazım bizim eve gelmişti ve ben ona papatya çayı ikram etmiştim. Koldukta uyuyakaldı. Ama çayın son yudumunu içip böyle oldu. Şu an gerçekten çok kötü bir durumdasın. Biteyim ya. Evet. Evet, keşke size şu an yaptıklarını gösterebilseydim. Ve çaylarımız hazır. Afiyet olsun. Bakın Murat'cığım. Merhaba. Merhaba. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama hep Amsterdam'da. Amsterdam vloglarında oluyorsun. Evet, vardım. Bisikletinle ortama girmiştim. Bunlar BFF olduğu için buluştular. Aa, sen şeyde de varsın bizim Neyland'de. Evet. Aa, seni tanıyorlar abi. Ya sen de buradan söylemek istiyorum. Bunlar da benim favorite couple'um yani. Öyle demezse çok ayıp olur. Git otur bakayım nasıl duracaksın. Seviyorum. Sana bir hal geldi bunda. Sen hiç fotoğrafını çekmezdin. Ya biraz bu ara çekilmeye ihtiyacım var. Yani bayağı bir çekim yok. Yeni post giremiyor. Ben çekilmeye ihtiyacım var. Çekilmeye ihtiyacı var. Aa, ben sana bir şey diyeyim. Beni hiç çeken yok. Benim problemim bu. Çekelim abi. Çekin abi. Hadi çekeyim seni. Öyle mi? Beni hiç çeken yok. Çekin. Siz bu konuda profesyonel olduğunuz için bana bir yardım. Abi, şu fakire yardım, bu yardımcı olun. At bakayım şu bayağı da uğraştın ha. Gerçekten uğraştın. Abi konsept vermem lazım. Karşınca. Ha, tam karşına bak gül. Çok gülüyorum. Bayağı iyi oldu. Kim ne derseniz. Bakayım. Aaa.
şansı yok. Puanlama vereceğim. Kaç puan veririz onun üzerinden? Gülüşüm biraz kötü çıkmış. Tamam, içten gülüyordu. Düşün, içten gülüyordum onu zaten. Tamam, hayır. Biz otelin yakınlarında bir pub bulduk. Oraya oturduk ve neden bilmiyorum ama canımız aperol istedi. Aperol içiyoruz. Biz böyle bir şeye düştük arkadaşlar. Bir de sosu var. Chili Doritos. Normal Doritos aslında. Evet, peynirli Doritos. Şu hareketi bence çek. İkinci tabak. Yani yapmayın diyorum. Ben söyledim ama. Nasıl? Güzel mi? Suratını kapıyor ya. Benim de öyle. Hufdorf'a gidiyorum. Hufdorf. Neymiş? Huf kafa demekmiş. Dorp da köy demekmiş. Kafa köyü. Kafa şehri mi? Kafanızı kafa yaşayın köyü mü? Kafanızı dinleyin köyü mü? Herhalde dinleyindir. Kafanızı yaşayın da olabilir. O da olabilir. Bilmiyorum. İyi hadi hayırlı yolculuklar. Cumartesi günü görüşmek. Kafa köyüne. Kendinize iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar. Bugün erken biter. Saat 11.30. Bugün bitsin. Biz uyuma ya. Yol yorgun. Aynen. Ay otelin girişinde bakar mısınız? Siz burada fotoğraf çekildik. Niye bilmiyorum. Niye çekildik? Bir anı. Bir de otelin girişinde kalsın. Böyle bir şey var. İyi geceler. Bye bye. Günaydın. Evet, bizim kahvaltımız bu kadar büyük oluyor gerçekten. Ne diyorsun, biz bunları yiyebilecek miyiz? Biz bunları bayağı yiyeceğiz çünkü ben çok aç hissediyorum kendimi. Bayağı bir şey yememişim. Buraya otelde kalmasanız bile dışarıdan gelebiliyorsunuz bu restoranı. Adı da Jams diye bir yer. Şuraya yazabilirim. Neydi? Şu anda aşırı komik gözüküyorsun. Oh. Hadi bize bugünkü planını anlat. Bugünkü planım? Ne? Biz buraya, benim üçüncü gelişim. Gezmediğim müzesi kalmadı. Şimdi Van Gogh Müzesi'ne gitmeye gidiyor musun? Gidebiliriz. Böyledir. İki günümüz var. Ben gittim. Bencillik yapmak gerekirse çok en sevdiğim müze Van Gogh Müzesi. Kampol. Ama bu senin bir park diyordun. Bir Western Park'a gidelim, oturalım. Evet, tamam. Gelmişken Ezgi'yi Voskut ve Begüm Dişli'yle görürüm diye düşünüyorum. İşte bu akşam belki böyle ayrılık olacak. Çünkü Hazım Burak Can'la takılır. Ben onlarla takılırım. Kız partisi, erkek partisi gibi. Bir şey yapabiliriz daha. Kesin değil. Dün gece ölmüşüm yani. Nasıl uyumuşum? Ben hatırlamıyorum. Böyle bayılmış olabilirim. Dün çok yorulduk Cans. Bence bayıldık. Uçak denendik, otele geldik. Çok güzel bir yer ya. Aşırı mutluyum. Güzel giyinmişsin baya. Teşekkür ederim. Utandı. Vintage. Beğendin mi üstündekini? Peki çalsak çok mayık olur. Yerinden oynamıyor. Sen de mi denedin? Yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Beğendiğim için öyle. Aynı şeyleri düşünüyorum. Çalma uyum yok. Kleptoman değilim. Ama sadece banyoma bırakılan lölaboları zaten bana ayrıldığı için o sabunu ben parfüm yaptıracağım çalıp. İstanbul'da onun parfümünü yaptıracağım. Şimdi aramızın neden bozulacağını sana anlatmak istiyorum. Ortamda bir lölabo varsa ona hepsi o senin midir? Şampuanı kullandım ama saçı çok yumuşatmıyor. Evet canım. Ama çok güzel koku veriyor. Koku veriyor ama bu senin için zaten yeterli. Yeter. Parfümcü, kokucu. O yüzden koku da iyi. Evet. Bravo. Şekil ya. Bu nasıl şekil? Ben de alacağım. Ondan bir tane üstüne de yazdıracağım. For Hazo. For Hazo. Sonra diyeceksin beni ki bunu ben kullanabilir miyim diyeceğim mi sana? Hayır. Asla. Beni çok kıskandı. For Lila yazıyordu. O yüzden aşırı kıskandım. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Gel bakalım. Otelin sokağındayız ve bu sokakta gezmeniz yeterli. Bir vintage store var, beğendim. Bijons Vintage. Lüks çantalar satılıyor. Louis Vuitton, Chanel falan ama 2000 euro gibi şeyler var ama çok güzel çantalar var. Tam karşısında Plak var. Plak da herkesin gittiği bir kahvaltıcı. Çok güzel şeyler var. Bayıldım. Ya bayıldım. Episoda geldik. Benim en sevdiğim vintage store. Bakalım, inşallah hala çok seviyorumdur. Kendime giyilmiş ayakkabılardan alacağım. Giyilmiş martenlerden. Ben giyilmiş marten almadım ama neredeyse alıyordum. Hadi çok vintage'dı, hadi çok hadi güzeldi. İçeriye bakar mısınız? Ana baba günü. Şimdi böyle tatlı tatlı kolyelerin olduğu bir dükkana geldik.
Hazım'la gezdik ve Hazım'ın yorumu bir erkek olarak çok net oldu. Bir dakikada hediyeni bulursun abi, öyle bir yer. Hiç kafanı yormazsın. Gir ve al. Aynen, ve mutlu da olurlar mı? Olurlar, çok. Bu sokaktan daha ilerleyemedim bu arada, hala aynı yerdeyim. Amsterdam'daki yeni favori vintage store'umu bulmuş bulunuyorum arkadaşlar. Buraya lütfen gelin. Güzel pantolonlar var, güzel fiyat, hep 30 euro. Champion sweatler var, 25 euro. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Dışarı çıkınca beğenmedik mi yoksa? Ha, bunu ben seçtim. Biraz bence büyük. Beğendik. Güzel. Güzel değil mi gözlüğüm? Tarz. Evet, Jerry'nin hep almaya çalıştığı. Hep almaya, uzanmaya çalıştığı. Tabii onlardan. Delikli. Evet, değil mi? Tam onlardan. Down Square'a da gelmedik demeyiz. Her gezide bir geçiliyor buradan illaki. Favori mekanım değil ama yine de güzel bir yer. Ve bugün gerçekten hava çok güzel bizim şansımıza. Parka doğru bir gideceğiz. Biz acıktık biliyor musunuz? 30 dakika yürüyerek. Güzel yapamıyor. Güzel yapamıyor. Oha bak yaptı baya. Tamam, hevesini kaçırdılar. Hadi. Hadi geliyor, patlat. Bunu patlat çabuk. Bak. Hey! Şimdi biz bir yere oturduk. Çok yoruldum ya. Sırtımda en son lisede bu kadar ağır çanta taşıdım falan diyeceğim. Böyle gezilerde hep ağır çanta taşıyorum. Analog makinesi var, öyle ağır ki. Aman senin çantan, çantan değil, ayakkabın rahat mı? Rahat mı? Stout diye bir yere geldik. Hala yemeği yiyoruz. Asla metatiyen. Hiç kimsenin tavsiyesiyle gelmedik. Öyle yolda bulup geldik. Bakalım nasıl, inşallah güzeldi. Yemeklerimizi göstereyim. Tavuk döner yiyor. Üzerine yumurta var. Yumurta var. Tavuk var altında. Çok kötü oldu. Seninki ısı çok iyi gözüküyor. Benim mac and cheese. İstakozlu. Nasıl? Nasıl? Söyleme dedin ama. Çok çirkin. Çok mu çirkin? Ay ama ya. Çok iyi görünüyor. Evet. Yaptım ya. Yapmak yaptı. Zorundaydı. Bunu yaptı. Çok büyük bir şey değil de. Şimdi biz burayı sevdik. Yemekler güzeldi ama Asahi, wow. Ben seviyorum. Barcelona vlogundan bilirsiniz. Ama seviyorum yani. İstiyordum ben onu. Dondurma gibi. Onu yiyecektim. Söyledik. Abi babacım geldi. Meyve salatası. Üstünde böyle o kadar az Asahi. Ne oldu belli değil yani. Dedim ben bunu yemem. Ben bunu yemem, yedirmem. Bu Asahi'ye haksız dedim. Bunun Asahi'si nerede? O da dedi ki o püre gibi çok az şey var o falan. Dedim yani bu pek Asahi değil, bu bir meyve salatası. O da dedi ki bence de öyle. O bana orada bence de öyle dedi ya. Dedim, oradan yakaladı. İptal edelim ama. Oradan tuttu. Aynen, oradan yakaladım. İptal ettim. Asahi'ye yemeyim. Bravo. Buraya bir alkış var. Koy. Koymayın. Buraya bir alkış koy. Koymayın abi menüye. Yalan yanlış şeyler koymayın. Bak aynen ne güzel yer yapmışsınız. Ya, gelip burada Asahi falan yemeyin bizim gibi böyle entel dantel abi. Hak, iyi şey. Hakkını arayan. Kokluğunuzu, makarnanızı. Yapalım gidin sonra. Aradığın için seni tebrik ederim. Tabii Hazım hemen dedi ki ya ben öyle şeyleri sevmem. Ye gitsin ne olacak? Meyve salatası ne olacak yani, severiz sonuçta. Ya Hazımcığım, yarıyorsun değil mi? Doğru, senin gibi olmak lazım. Kibarlıkla, metanetle, sakinlikle, olgunlukla çözmeyeceğin hiçbir şey yok. Stout böyle yazılıyor bu arada. Haberiniz olsun. Hazım'ın galiba alerjisi vardı yediği bir şey. Bak vallahi korkutma beni ama. Hayır abi gerçekten şu an dilimin arkasında tamam. Bir garip. Ne olacak şu an? Ne yapacağız? Alerjim var demek ki senin oradaki bir şey. Ne ama? Orada bir sürü şey vardı. Goji beri falan vardı. Nasılsın? Ay güldüğüme bakmayın, korktum şimdi ha. Hazım bir konuş benimle. Burnum açık ya, burnumdan nefes alıyorum. Ağzımdan alamaz mısın? Gerçekten dilim şişmiş. Dili iyice şişti bu arada. Pofuduk oldu. Çok pofuduk görünüyor. Şey gibi. Pişi gibi. Yemin ediyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapalım? 911 arayalım mı? Hazcığımın biraz dili indi. Keyfi yerine geldi. Dili şişti ya. Var mı böyle dili gerçekten şey? Şişti. Yanları bayağı şişti. Biraz panik, gülmeyle karışık biraz panikledim. Don't panic. Neyse ki biraz daha iyi şimdi. Wow. Biz şimdi Western Park'a geldik. Yalnız tabii akşam oldu.
Gez Allah şey, gez, yürü Allah da, yürü. Yani. Şimdi Burakcan'ı bekliyoruz duraklarda. Yasin! Yasin mi? Burada biraz delilerde artış olmuş. Biraz önce bir adam bana öyle bir omuz attı ki yere kapaklanıyordum böyle. Hoşurt diye geçirdi. Ne oldu ne bitti derken adam yürüp gitti, arkama bir baktım herkese çarpıyor. Ne yapacaksın şimdi, kavga mı edeceksin, ne yapacaksın? Yürüyüp devam edeceksin yani. Daha belaya sokuyor. Aynen. Yollardaki heykeller dikkatini çekti mi? Evet benim çekti. Senin iyiydi. Vallahi. Bu akşamki planlarımızda hiçbir şey yok. Onun dışında erkekler beraber takılacaklarmış. Ne o muzur gülüşünün anlamı nedir? Ha? Konuş. Aa, biz Burakcan'la planı yaptık. Gitmeyeceğiz, öyle turlayacağız işte ya. Meydan turu yapacağız. Gezeceğiz biraz. Tüpe bak küpe. Meydan turu mu? Tamam, biz de kızlarla buluşacağız. Buluşun ya. Bizim de planımız var. Gel. Duysam o asayi bulunacak. Çok güzel. Bak bu güzel olmuş mesela. Umarım güzeldir. Öyle normal bir kafede Burakcan'ı beklerken öyle bulduk. Ben söyleyemeyeceğim nereye gideceklerini. O kadar mı? Bana yakışmaz. Bir şey demiyorum. Bak benim gibi bir kız arkadaş yoktur. Evet, aklınıza çok kötü şeyler gelmesin ama. Mekan benim oturmuş. Çok kötü şeyler gelmesin. Geldi biliyorum. Gelmesin. O kadarına. Biz de burada eşek başı değiliz. Bak sinirleniyorum. Ama hakikaten yani bir eğlenebilirsin. İşte bu adamsın. Sana şunu yapıyorum bak. Modern sevgi. İşte sevgili olunacak sevgili. Şöyle şimdi birini çıkarayım. Hop, bir adet Burakcan yine geldi. Bugün yine geldi yanımıza. Evet, 4 yılımız kardeşim. Öyle değil. Bunu bu videoya koymuyorsun. Ben espri yaptım şu an. Koymuyorsun. Koyma dediğim ne varsa koyuyorsun. Evet, asayi yedim. Gerçekten çok gereksizdi. Tamamen inattan yenmiş bir asayiydi. Şimdi en meşhur patates kızartmacısına gidiyoruz. Valla ben yemeyeceğim. Bu çocuk yiyecek. Şimdi iki gündür söylüyor çünkü oraya gidelim diye. Çok canım çekti. Yiyecek. Ben ondan bir iki tane almayacağım zannediyorsa yanılıyor ama ya, ben yiyemem. Yalan ya. Altı en büyük boyalı köfte şimdi kesin. Ben almayacağım. Sen, biz almayacağız, sen alıyorsun. Ben en büyük boy alayım, siz benden alırsınız. En büyük boy 1 kilo. Ben bir kere 1 kilo yemiştim. Abi burası, görüyorsun. Abi burası sıraya Amsterdam'ın bakın. En güzel patates tatlısı yapan yeri. Anlatamıyorum. Burası hocam. Ben size hikayesini anlatayım. Aslında ya hadi geç işte. Ana kampüs Belçikalı olan bir yer. Patatesin de kralı Belçikalıdır. Bunlar Belçikalı. Belçikalı var mı? Belçika usulü yapıyor yani. İki kere kızartıyor patatesi. İçini pişiriyor, sonra dışarı çıkartıyorlar. Ben şu sırayı bekleyeceğim mi? Şu sırayı göster. Abi ben beklerim. Oha, daha girmedin mi? Yürü. Hayır. Çabuk koş. Oha, ben sıranın bu yönünü... Ooo. Aaa. Saatin başaran ve canlısı yemeyeceğini iddia etti. Ama birer büyük boy. Birer büyük boy. Sizin. Bayağıdır bekliyoruz, sıra gelmedi. Burnumdan alacağımız üzere bittik. Hazım kendini ekoya aldı, hiç konuşmuyor. Suratıma bak, bembeyaz oldum. Ya şu beni çok şey yapıyor. Normal tak, Allah oldu. Aşkına tak. Baksana Allah aşkına. Kundaklanmış şey bebek gibi oluyorum ya. Güzellik ve balıkçılar gibi fashion oluyorum. Ve hiçbir hayır, yani stil olamaz. Fashion olacaksak ya açalım önümüzü bir dakika. Bir dakika ya. Yaklaştık sayılır. Amacımıza ulaşmak üzereyiz. Bu kadar beklemekten sonra patates yenir herhalde. Ha Hazım? Bir küçük yenmez mi? Küçük İkinize birer unutma. Ne? Hayır yok. Yok biz paylaşmalıyız. Evet, amacımıza ulaştık ve biz de yiyoruz arkadaşlar, kaybettik. Mutluluk. Yarım saat daha beklerim bunun için. Bu kadar soğuk olmasın. Niye bu kadar challenge tabi tutuyorsun? Yani. Sosları biz ayrı aldık arkadaşlar çünkü bence sos siz de öyle iyi yapın. Ben aldım çünkü. Benim seçimimdir. Truffle mayonez sos. Alışveriş yapmak isterseniz arkamdaki alışveriş merkezinde, adını şu an gördüğünüz, okunuşunu tam olarak bilemiyor olabilirim. Bütün markalar var. Benden söylemesi. Ama zaten burası full alışveriş yeri. Burada Uniqlo, Pull&Bear, Urban Outfitters.
Hepsi bu caddenin üzerinde. Buraya gelin. Geleceksiniz. Kesin bir uğrayın. Gerçekten zevk alamıyorum. Seni bırakıp kaçıyoruz şu an. Yapmasaydın onu. Öldüm ya. Ölmüşüm yani. Hadi kendinize iyi bakın ya. Yan kesiciler. Onlar beraber takıldılar. Beraber beni bıraktılar odada. Ben ne yaptım? Video editledim. Fazla yorulmak istemedim. Bir tatil olduğu için fazla gezmiyorum. Zaten gelmişliğim olduğu için biraz daha yerlisi gibi sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ben böyle bir blog oluyordum. Elma tartıyız. Var. Winkle'da. Benimle gelmiyor. Onun işte kanka ben sana düştüm mü? Sen ayrı istiyorsun zaten. Ayrıntı da var. Burada da getirdiniz maç yayını olan bir yere. Bisiklet odası. Günaydın. Buradan alınabiliyormuş bisikletler biliyor musun? Evet. Evet. Nasıl kahvaltıya gidilir? Şimdi ilk önce şöyle bir küçük basamak çıkıyorsunuz. Küçük bir basamak iniyorsunuz. Dördüncü kattayız. Sonra küçük bir basamak daha çıkıyorsunuz. Geldik. Böyle salıncaklarımız var. Çekmek istersen. Ve bu tarafta da yine bir bahçe var. Burası böyle birazcık cam labirent gibi düşünebilirsiniz. Bütün bu bloktaki evleri almışlar, otel yapmışlar. 25 tane ev var. Yani ben oradan merdiven çıktım indim falan ya. Aslında ben böyle yan yana apartman değiştiriyorum gibi düşünün. O küçük küçük Amsterdam evlerini tek tek değiştirdiğini düşünün. Biraz labirent gibi. O yüzden size bir harita veriyorlar. Bu kadar da karışık değil. Buraya dediğim gibi dışarıdan da gelebilirsiniz isterseniz. Hani otelde kalmıyorsanız bile gelinebiliyor. Jones restoranım benim. Kendim açtım. Yine çok mütevazi kahvaltı yapıyoruz. Bu tabağı benim hazırladığımı söylemeye gerek bile yok. Haz dün yediğini yiyor. Çok beğendi herhalde. Çok güzel. Şu Hollandaise sosu. Gerçekten biz nasıl iflah olacağız bilmiyorum. Zaten konuşmuştuk kahvaltıda ama biz o kahvaltıdan sonra o kadar çok şey yaptık ki size anlatamam, toparlandık odayı. Bugün var ya, yani yoruldum. Yoruldum, ben de yoruldum. Çekmemiz gereken bir fotoğraflar vardı. O yüzden onlarla uğraştık belki 1,5-2 saat. Bugün de bir fotoğrafımız vardı ya Cansı kanal kenarında. Vardı. Soruyoruz böyle. Evet. Aynısını çekelim. Onun aynısını çekelim. Kanalda fotoğraf istiyor beyefendi. Hayır, beraber aynı. Before after gibi. Güneş şu olması çok iyi. Hava. Harbiden çok kalın da giydik. Gün soğuktu bayağı. Primark'tan eldiven evet. Falan aldık. 1,5 euroya 2 tane eldiven aldık. Ucuz yoldu. Çok iyiydi. Minik. Ama yani. İyi kesti yalnız. Eldivenler biraz kalitesiz ama tabii, kesiyor. Tabii çok atacağım sonra ama. Benimkisi dokunmatikle bile çalışıyor yani, size öyle söyleyeyim. Tam kahveciye gidiyorduk ki şuradaki kafelerde oturduk. Ve Haz'ın burada en sevdiği bir tane sandviççi var. Orası değil. Onu gördü. Şurada. Nerede? B&B. Yeah. Burası çok güzel bir sandviççi. Hadi bakalım. Gerçekten 2 yıl önceki yediğim gibi çekiyorsun yine mi? Hatırlıyor musun? Evet, her şeyi çok net hatırlıyorum. Evet. Çok düşkünsün boğazına sen. Bir tanına bakman lazım. Gerçekten burayı çok öneriyorum. Fiyatı da böyle güzel. Çok öneriyorum. Şirin bir mekan. Şirin bir mekan. Al ye çık öyle gel. Oturamazsın burada da. Nedir favorin? Favorim. Steak with old cheese. Okay. Biraz daha yoğun bir peynir tadı var. Şimdi öyle sana mi vereceğim ve duygularını anlatacaksın. Tamam. Verebilecek misin peki? Tamam.
ama bir ısırık daha alman lazım tam tadına ulaşman için. Seve seve. Bayağı iyi. Ekmeği çok güzel değil mi? Her kısmı bayağı iyi. Nasıl yani? Nasıl yani? Bilim yok. Ama bu yenir. Öyle mi? Mideni bir yer açarsın gene yersin. Batıyor Tesla. Batıyor mu? Tabii tabii. Üstüme Tesla. Çıktın Tesla'ya bakacağım derken. İzdiham yarattın burada. Tesla'nın mağazasında. Baba ne diye çıktık? Şimdi nereye geldik? Museum Plain'dayız. Burada bir alışveriş sokağı var. Yine bütün bu lüks markaların. Beni oraya götürüyorsun değil mi? Ya burası işte. Burayı görmeni istedim ama. Burası güzel bir sokak bayağı. Ne var şimdi burada? Ya alışveriş falan yapmayacağım bu arada da. Bakıyorum öyle. Bu kadar soğukta gelecekseniz müzeye gidin. Çok soğuk. Gölgeler daha soğuk. Çok kalın kıyafetlerle geziyorsun. Zor oluyor. Bakın ağzım kendi iglosunda. Evet. Hiç kimseyle konuşmuyor. Ekonomi modunda. Kendimi asla konuşmaz. Şurada Burberry var. Hadi oraya bir bakalım. O sofra bezi de senle. Ama alacak mısın bilmiyorum yani. Yok falan deyip şimdi çantayla çıkıyormuş. Remove mu? Al işte. Hadi bay bay. Bakacak mısın? Kapalı. Kapalı valla. Ne demek kapalı ya? Pazar ya bugün. Ya. Tüh tüh tüh. Tam da bavul alacaktın. Pilot olunca kendine bavul alacakmış da. Küçük büyücüler her zaman kazanıyor. Bütün dükkanlar kapalı. Gezginlerimiz şimdi de Museum Plain'da. Her seferinde geliyoruz. Ha, geçen geldiğimizde şu yeşilliklerde oturuyorduk. Tabii ama tam, öyle bir soğuk. Tam şurada oturuyorduk. Şurada. Ama şu an gerçekten nasıl soğuk. Yani şu tipimizden anlaşılıyor. Yine de oturabiliyoruz. Tabii oturabiliriz ama. Benim en sevdiğim yerlerden biri burası Amsterdam'da. Ben seviyorum bu bölgeyi. Kanalı sen var. Bence mağazalar var diye seviyorsun. Hayır canım ne var sanki? Abi, var var. O sokağı seviyorum. Var. Mağazaları. Cadde boyu. Bak başından vallahi sonuna kadar full mağaza yani. Tamam ama hangisine girdim? Giremedin işte pazar günüydü. Cumartesi olsaydı ben seni görürdüm. Ya seni de gören var ya hani sürekli böyle mağazalardan alışveriş yapıyorum sanar. Tellam ya. Gitme. Say yiyeceğiz yine. Ağzımı öldürmeye planlarım ızık kesmeden devam ediyor. Dün dili şişti ya belki bugün de başka bir tarafı şişer diye. Yine onu ben asayi yedireceğim. Neyse çok ünlü bir yer varmış falan filan. 800 metre yürüme mesafesinde. O kadar soğuk ki hani dışarıda pek fazla durmak çok mümkün değil. Efsane. Bu yemek derdi ne olacak ya? Nerede sona erecek? Çok merak ediyorum. Olay. Güzel mi? Müzenin hemen solundan girdiğiniz zaman böyle bir dükkan var. Şu an kapalı maalesef. Ama mineraller ve fosiller var. Keşke içeriye gezebilseydim. Bakın benim favorim. Pirit. Keşke içeriye girebilsem. Dükkan o kadar tatlı ki. Cansu bunu nerede yedin Amsterdam'da? Arkadaşlar şimdi yapmanız gerekenler listesine burayı kaydediyorsunuz. Rainbows diye bir yerde geliyorsunuz ve kendinize bir tane asai ısmarlıyorsunuz. Ve bir tane de coconut milkli bir latte söylüyorsunuz. Bakın ne kadar tatlı ve boş bir yer. Bugün bayağı boş. Müthiş. Bunun sağlıklı olduğuna inanmak istemiyorum. Bence çok şekerli bu arada. Yani ekstra bir şeker eklenmese bile bir insanın bu kadar meyve yüklemesi yapmaz kendine ama neyse yediğimiz çoğu şeyden daha iyi. Bir kahveyle bir asaiye toplam 13 euro ödedim. 6 ile çarpmayın, 7 ile de çarpmayın, hiçbir şeyle çarpmayın. Sürekli bir şey yiyoruz ama çok soğuk yani dışarıda. Ne yapabiliriz? Mekana gidince mekanda da mecburen bir şey yiyoruz. Şikayetçi değilim.
şimdi moralim biraz önce aşırı bozulmuştu. Berem'i, canım Berem'i, bisikletini orada falan düşürmüşüm. Girdim, asayi, kahve. Kaç saattir buradayız? Oturduk, konuştuk falan filan. Zaman geçti, hava karardı. Berem yok. Ay, talan ettim her yeri. Yok. Ben soğukta hayatta beresiz gezemem. Bere'yi bulmak için şöyle bir tekrardan yürüyelim dedik. Aynen düştüğü yerde Berem'i buldum. Kafama taktım. Azim Bey beresini vermeye teklif etti ama ben kendi Berem'i isterim. Küpeler var ya, soğukta hiç takılmıyor. Çok soğuk değiyor. Şimdi zaten son saatlerimiz. O yüzden alacaklarımızı alalım. Çikolatasıdır, peyniridir, Philadelphia'sıdır. Ondan sonra alışveriş yapmadım, resmen yapmadım. Melek peyniri, bak bana güvenin. Melek peyniri alın. 10 euro değer. Yavaş bitiyor. Ben bir de truffle aldım. O da çok güzel. Biz bir şeyler aldık. Twinings çay falan filan. Philadelphia. Her zaman. He. Ama istediğim çikolatayı bulamadım. Tony's'in turuncusunu. Biz buluştuk Ezgi'yle. Başardık. Biraz zorlandık ama olsun. Şimdi son yemeğimizi yiyoruz. Adını asla bilmediğim bir Hint bağıra restoranındayız. Çok mu bağıra? Yani uçak öncesi olmaması gereken bir baharatlık mı? Çok kısa havaalanıyla şehir arası. Bir 15 dakika içinde gelebiliyorsunuz. Yalnız var ya, hem girişte hem çıkışta manyak bir pasaport sırası var. Yani uçağa geç kalırsın o derece. Ben takipçilerime bir şey sordum da senden habersiz bir şey sordum. Yalnız Aslı da ben onun yanındayken açıp müzik dinler. Sizde genetik bir bozukluk var galiba. Evet, başladığımız yere geri döndük ama bazlama suratlarımızla döndük. İşte şu an saat 4.30. Nazım kendine bir çılgınlık yaptı. Evet, saat sonra ya, tekrar kalkacak. Aynen, sadece 2 saat uyuyacağım. Biz 2 gün çok güzel zaman geçirdik. Özlemişiz vallahi böyle şeyleri. En son Barcelona'ya gitmiştik az. Artık seyrettik tabii bir yerlere gitme işini arkadaşlar. Eskiden daha sık ama gidiyorduk. Ama bunu böyle hafta sonları müsait olduk Cerrah'a. Biraz yorucu olmuyor mu ama sence de? Kendinize çok iyi bakın. Ben şu an var ya, bu videoyu çekiyorum ya, hatırlamayacağım bile. Böyle bir sersemlikteyim. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım bunu beğenmişsinizdir ve bize bir beğenme ve abonelik gibi şeyler katabilirsiniz belki diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mi 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 mi. Mi mi mi.